Merhabalar arkadaşlar, yine hoş geldiniz. Yine hoş bulacağımız bir program olacak inşallah. Ne kadar süreyle biz buradayız ve siz orada birlikte zaman geçiriyoruz bu programda? Yaklaşık 45 dakika. Bugün de siz orada, biz burada bu 45 dakika boyunca güzellikleri paylaşacağız. Hazırlıklarımız tamam, öğretmenlerimiz yine çok tatlı hazırlıklar yapmışlar. Biz çok mutlu oluyoruz bu çalışmalar yapılırken. Hem çok eğleniyoruz hem de pek çok şeyi öğreniyoruz. Bugün de öyle olacak. Çocuk Atölyesi programında iki Merve öğretmenimiz sonbahar konulu bir çalışma yapacaklar. Ayrıntılarını onlar anlatacaklar. Neler kullanacağımızı yine onlar söyleyecekler. Biz ne yapacağız? Biz de hem öğreneceğiz hem de onlarla birlikte çalışacağız. Siz de ekran başında onlara ve bize katılmış olacaksınız. Şimdi Kıpır, ben telefon numaramızı hızlıca söyleyeceğim. Sen sonra tekrar edeceksin. Tamam mı? Tamam Arif ablacığım. Daha fazla bekletmeyelim ekran başındaki arkadaşlarımız ve buradaki çalışmamızla bir an önce başlatalım diye. Bugün yine bize ulaşabiliyorsunuz. 295-0312, 295-83-33 numaralı telefondan. Söyleyeyim mi, sen söyler misin? Hemen söylerim Arif ablacığım. Hadi bakalım. 0312-295-83-33. İşte arkadaşlar, bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bize katıldığınızda çok güzel bir kitabın sahibi olacaksınız. Bence acele edin arkadaşlar. Evet, Kıpır'ın dediği gibi bu telefon numarasıyla bize ulaştıktan sonra biraz sizi tanıyacağız, biraz sohbet edeceğiz. Bir tane de her birinize soru soracağız yapılan çalışmayla alakalı. Doğru cevabı alınca da çok güzel bir kitabı armağan olarak size yollayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan çıkan çok güzel, çok yeni, çok taze çocuk kitaplarından yollayacağız. O kitaplar size ulaştığında da iyi günlerde okuyup bizleri hatırlayacaksınız. Şimdi bugün hangi çalışmayı yapacağımızı öğretmenlerimiz anlatacaklar. Hem de ne yapacaklar? Malzemeleri sayacaklar. Ama ben tahmin ediyorum, yine siz hayal gücünüzü kullanarak ne yapacaksınız? Sayılan malzemeler yoksa onların yerine farklı malzemeleri kullanabileceğinizi düşüneceksiniz ve onları kullanacaksınız. Alternatifleri öğretmenlerimiz de söylerler ama bulunamayacak şeyler yok gibi, öyle mi? Merve öğretmenim, sizinle başlayayım. Diğer Merve öğretmenimiz hala koşturuyor. Onun bayağı malzemesi var, onları hazırlıyor. Sizinle başlayalım. Sonra Merve Gökmen öğretmenimize de devam ederiz. Ne yapacağız biz bugün çocuk atölyesi? Biz bugün şehre sonbahar gelmiş. Onu göstereceğiz. Ben bayıldım. Zaten sonbaharı çok seviyoruz. Evet. Bir de bu konuyu duyunca çok mutlu oldum. Malzemelerinizi görünce daha da mutlu oldum. O yüzden ayrıca bugün bu programda keyifli geçeceğini düşünüyorum. Peki, sonbahar gelmiş, evet. Şehre. Yani ben sonbahar temalı bir çınar ağacı yapmıştık. Bir de şehir yapalım dedik. Şimdi de sonbahar çıkmadan, bitmeden bir şehir teması yapacağız. Okul servisimiz olacak. Yağmurda bekleyen bir çocuğumuz var. Leyleklerimiz var göç eden. Merve öğretmenimizle. Çok güzel bir sonbahar teması yapacağız. Arif ablacığım. Efendim Kıpır. Ben de sonbaharla ilgili çok güzel bir şiir söylerim size. Aa, gerçek mi? Evet, söylerim. Kıpır da hazırlanmış, ne güzel. Konumuz sonbahar olunca yapılacak çalışmaya destek olarak o da şiir okuyacakmış arkadaşlar. Evet, şiir okuyacağım. Şimdi bugün sonbahar temalı bir çalışma yapacağız dedik. İşte leylekler var, servis aracımız var. Bekleyen bir çocuğumuz var, şemsiyeler var, her şey var aslında. Evet. Çok da güzel görünüyor. Sonbahar çünkü gerçekten her mevsim güzel ama sonbahar da başka güzel. Bunların dışında yapılacakları şimdi Merve öğretmenimizden mi öğreneceğiz? Evet. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı yoksa sadece çoğaltacak mıyız Merve öğretmenim? Hem çoğaltacağız hem ekleyeceklerimiz var. Çocukları, yani çocuğumuza arkadaşları gelecek, iki arkadaş yalnız gelecek. Yalnız kalmayacağım. Daha sonra yağmur taneleri ve bulutlarımız olacak. Yağmur yağacak. Hani sonbaharda yağışlar genellikle olduğu için onu da temamıza ekleyelim istedik. Güzel. Yapraklarımız olacak. Yapraklarımızı çoğaltacağız. Yine boyalarımız olacak. Temamızı, yani resmimizi daha da görsel hale getireceğiz inşallah. Peki.
O zaman ekran başındaki arkadaşlarımız hayal güçlerini kullanıyorlar. Sonbaharda neler olabilir diye düşünüyorlar. Ellerinizdeki malzemeleri toparlıyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir kağıdınız varsa evin ortasına yayıyorsunuz. Ama altına bir örtü seriyorsunuz. Annelerinizi dedirtmiyorsunuz ki ah çocuğum bu çocuk atölyesi başladı başlayalı halı malı kalmadı. Öyle demesinler, tamam mı? Hiçbir yer kirlenmesin. Güzel örtünüzü serin, üzerine büyük kağıdınızı yoksa küçük kağıtlarınızı ekleyin birbirine. Hatta boş kağıdınız yoksa bile daha önce kullandığınız küçük kağıtlarınızı birbirine ekleyin, 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 ters çevirin. Temiz tarafını tekrar kullanın. Olmaz mı? İlla ben de gideyim böyle büyük kağıt alayım, yok şimdi ne yapacağım falan gerek yok böyle düşünmenize. Elimizde olanlarla ne yapacağız? Çalışmalarımızı yapacağız. Elimizde bulunanlarla ne yapacağız? Bugün burada yapacağımız çalışmamızı değerlendirmiş olacağız. Zaten gördüğüm kadarıyla kağıtlar kullanacağız bolca. Beyaz kağıt kullanacağız, renkli kağıtlar kullanacağız ya da beyaz kağıdı boyayarak yapacağız yapacaklarımızı. Kocaman olacak. Kocaman olacak. Sonbahar dalları toplamış gelmiş Merve öğretmenimiz. Bildiğim için hemen söylüyorum. Bu dalları koparmadı Merve öğretmenimiz. Evet, koparmadı. Canlı ağaçlara kıyamayız. Canlı aynen. Hiçbir şeye kıyamayız. Nasıl aldık onları? Nereden aldık? Evimin bahçesinde dökülen dallar vardı. Bir de yeni bir inşaat başlıyor. Oradaki ağaçların dallarından getirdim ben. Hı hı. Biraz kurudu. Hem sonbaharı andırsın hı hı. Hem de temamıza bir canlılık katsın. Hep kağıtlarla çalışmayalım diye. Görsel olsun diye. Oradaki ağaç dallarını alıp getirdim. Peki zaten kurumuş, zaten dökülmüş. O biraz beni üzdü. Bir de kesilmiş ağaç varmış. Evet, maalesef. Merve öğretmenimiz onun dallarından, onların dallarından almış. Keşke inşaatlar yapılırken ağaçları kesmesek. Evet. Ağaç aynen. Diksek keşke. Aynen. Güzel bahçelerini güzelleştirsek ama yıkması kolay, yapması zor. Ağaçta da öyle hemen kesiliyor ama yıllarca sürüyor onların büyümesi. Neyse, biz öyle şeyler yapmayalım. Biz güzel şeyler yapalım. Sonbahar temalı bugün çalışmamızı yapalım. Kağıtları toparlıyor arkadaşlarımız. Boyalarını toparlıyorlar yanlarına. Dökülen yapraklar, dallar varsa yakınlarda hemen gidip toparlayıp geliyorsunuz. Kağıt buluyorsunuz, yayıyorsunuz örtünün üzerine. Boyalarınız varsa alıyorsunuz, geliyorsunuz. Başka eksiğim kaldı mı öğretmenlerim? Hayır. Doğru mu? Tamam. Her şey tamam oldu Arife Hocam. Her şey tamam. Şimdi peki. Hazır bir şekilde bakalım nasıl olacak. Büyük sonbahar resmimiz. Merak ediyorum doğrusu. Kıpır meraklandı. Neyle başlıyoruz? Sarve Pekmezci öğretmenimizle başlayalım. Şimdi apartmanımızın yanına birkaç tane daha apartman yapacağız. Ha, biz hiçbir şey yalnız bırakmıyoruz evet, orada. Evet, çoğaltacağız. Arkadaşımızın yanına arkadaşlar. Evet. Apartmanın yanına apartmanlar. Peki, siz şimdi apartmanla mı başlayacaksınız? Evet. Peki, Merve öğretmenim siz ne yapacaksınız? Biz de leyleklerimize arkadaş yapacağız. Yapacaksınız. Hani göç olsun, leylekler toplu göç ediyorlar. Onlara arkadaş olsun diye leyleklerimize başlayacağız. Peki o zaman şöyle yapalım. Apartmana nasıl başlayacaksınız? Ne lazım ekran başındaki arkadaşlarımız renkli için? Renkli kartonumuz lazım. Apartmanımız da çok basit. Yine şekiller kullanacağız. Şöyle dikdörtgen, şöyle göstereyim. Uzun bir dikdörtgenle yapacağız. Sonra kare kestim. Kareyle ev yapacağız. Bunları eve, apartmana çevireceğiz. Peki. Ondan sonra ayrıntılarını zaten görüyoruz evet. Kare kare. Arkadaşlarımız geldi, hoş geldi. Hadi bakalım yerlerinize yerleşelim madem. Biz de Kıpır'la ne yapalım? Biz bir iki gündür söylüyoruz ekran başındaki arkadaşlarımıza da hatırlatıyoruz. Diyoruz ki evet arıyorsunuz, katılacaksınız programa. Biz de istiyoruz sizlerle tanışmayı ama vaktimiz yetmiyor. Her birinizle konuşamıyoruz, her birinizi yayına alamıyoruz ve biraz belki kırılıyorsunuz, biraz güceniyorsunuz. Tüh beni de bağlamadılar, ben de izlemeyeceğim diyenler bile var, geliyor haberleri. Ama hep söylüyoruz kırılmak, gücenmek yok. Vakit dar, çok çalışma yapılıyor. Sizlerden de telefon alıyoruz, almıyor değiliz ama bu kadar yetişiyor. Onun için dedik ki biz arayan arkadaşlarımızın isimlerini, soy isimlerini, nereden aradıklarını sıralayalım. Onlara o şekilde teşekkür edelim. Yani haberimiz var, isimleriniz elimizde, telefon numaralarınız da elimizde diye bunu belirtelim istiyoruz. Biraz sonra Kıpır'la sayacağız. Hepinizi değil belki çok uzun sürecek ama böyle ara ara bugün bir kısmınızın ismini, soy ismini, nereden aradığınızı, yarın bir kısmınızın derken evet. Arayanların isimlerini buradan söylemiş olacağız. Olur mu arkadaşlar? Daha önce aradıysanız ne yapın? Dikkatli izleyin bakalım. Kulaklarınızı iyi açın bakalım sayacağız. Hanginizin ismini sayacağız. Evet, duyacağız sırayla. Şimdi
arkadaşlarımız da yerleştiler. Tekrar hoş geldiniz. İki tane delikanlı arkadaş varmış bugün burada Kıpır. Evet, sanırım arkadaşlar trafiğe takılmış. Evet, haberlerini aldık. İkisi de çok heyecanlı. Böyle gözleri ışıl 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 diyor Arif ablacığım. Evet, ben çok mutlu oluyorum. Öğretmenlerimize yardımcı geliyorlar çünkü. Ve iyi yardım ediyorlar. İşlerini bayağı kolaylaştırıyorlar öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizden çok şey öğreniyorlar. Bugünkü arkadaşlarımız da öyle yapacak. Şimdi sonbahar temalı bir çalışmamız var. Şehir sonbahar. Da şehir. Şehirde sonbahar. Öyle miydi? Şehirde sonbahar. Şehirde evet, sonbahar. Tamam. Tam olsun değil mi? Kıpır eksik olmasın. Evet. Yanlış olmasın. Şehirde sonbahar. Çok güzel oldu ama ismi güzel oldu Arif abla. Gerçekten güzel oldu. Şehirde sonbahar. Ama öğretmenlerimiz biraz hayal güçlerini de kullanmışlar. Şehirlerde leylekler. Keşke. Ama kasabalarda çok var, köylerde çok var, yollarda yolculuk yaparken çok sık görüyoruz. Olan şehirler vardır, bizim buralarda pek kalmasa da. Leylekler var, şemsiyeler uçuşuyor. Rüzgarda, yağmurda yapraklar uçuşuyor. Daha ekleyecekleri var öğretmenlerimizin. Hepsini öğreneceğiz birlikte. Bu büyük resim tamamlandığında dolu dolu olacak. Geçen hafta çalıştığımızda hatırlıyorsunuzdur belki, kağıtta yer kalmamıştı. Neyi nereye sığdıracaklarını öğretmenlerimiz şaşırmıştı. Bugün de öyle olacak gibi görünüyor. Şimdi Merve Bekmezci öğretmenimize bakacağım ben. Binayı yapıyoruz. Dikdörtgen renkli bir kartonumuz lazım. O bizim binamız olacak değil mi? Ondan sonra pencerelerini mi yapacağız evet, onu? Evet, pencere ve kapı yapacağız. Kare kare bu kadar. Evet, bu kadar. Peki ondan sonra siz ne yapacaksınız? Bir de leylek yuvası için çatılı yaptık evimiz. Onu da çatısına dalga dalga kestik. İstersek direkt üçgen de kesebiliriz. Bunu da bu şekilde çatılı yaptık. Buna da şimdi kapılarımızı, pencerelerimizi ekleyeceğiz. Onu da leylek konduracağız. Evet. Diğer binadaki gibi. Evet, leylek yuvasına çatısına konduracağız. Güzel. Siz şimdi binaları sıralayacaksınız. Evet. Rengarenk binalar evet. Olacak. Peki. Merve Gökmen öğretmenim ne yapıyor? Çizim leylekleri boyamaya başladı. Kaslıyım öğretmenim. Neyi boyuyorsunuz? Leylekleri. Leylekleri. Beyaz kağıda getirmiştim ben. Bu şekilde kesilmiş hali var. Evet, pardon. O leylek şeklini ekran başındaki arkadaşlara göstereyim. Bayağı da pratik aslında. Biz beyaz kağıdı ben çıktı aldım. Hatta isterlerse çizebilir arkadaşlarımız. Kanatlarını boyayacağız. Her tarafı beyaz olduğu için kanatlarını ve gagasını. Ayakları biraz belli olsun diye ben ayaklarını da boyadım. Bu şekilde boyayacağız, daha sonra keseceğiz. Peki. Leylek hepiniz çıktı alamayabilirsiniz. Hepimizin evet. Evinde yok ama leylek resmi olan kitaplar mutlaka vardır. Aynen. Üzerinden de böyle hemen çizebilirler hızlı hızlı. Kendiniz bakarak da çizebilirsiniz. Şekil çok zor değil. Büyük kanatları var. Gagası ve ayakları biraz uzun, boynu uzun leyleğin. Birazcık şöyle hani bakarak, dikkatli bakarsanız da hemen çizersiniz. Bize bolca leylek lazım o zaman. Evet. Evet. Bolca leylek çizeceğiz, keseceğiz, hazırlayacağız çalışma için. Aynen. Bolca apartman keseceğiz, pencereler kare kare keseceğiz, kapı keseceğiz, hazırlayacağız. Şehirde çünkü bu sonbahar. Bizim sonbaharımız biraz, bizi köylerden, kasabalardan da izliyorsunuz. Sizin oralarda sonbahar çok daha güzel oluyordur. Ama şehirde sonbahar da böyle oluyor. Her yerde yine de güzel sonbahar. İşte Arif ablacığım, hani siz diyorsunuz ya ağaçlara zarar vermeyelim diye. Eğer ağaçlara zarar vermezsek o zaman sarı sarı yaprakları hep görebiliriz değil mi? Evet, hem de leylekler de konacak yer bulurlar. Evet. Çatılara da yuva yapabilirler ama yüksek ağaçlara yuva yapmayı çok seviyor leylekler. Belki de o yüzden gidiyorlar, şehirlerde çok kalmıyorlar. Kasabalarda daha alçak evler var, daha çok ağaç var. Evet. Oralara yine geliyorlar, yine konuyorlar, yine geziyorlar. Ve leylekler her yere gidiyorlar, her yeri dolaşıyorlar sıcak olan yerlere gittikleri için. Biliyorsun güzel gezip geliyorlar, leyleklerin farklı bir hali oluyor onun için. Görmüş, geçirmiş, görmüş, gezmiş leylekler oluyor Kıpır. Evet, ben leylekleri gördüm bir kere, böyle havada kocaman kanatlarını açıp uçuyorlardı Arif abla. Evet, kesinlikle öyle. Gökyüzünde süzülüyordu. Değil mi? Çok güzel yaratılmış onlardı. Arkadaşlarımızla bir tanışalım. Hoş geldiniz. Koştur koştur hemen size iş verdik değil mi? Nasılsın? Siz? Biz deyiz. Mikrofonu şöyle yakın tut bakalım kendine. Adını, soyadını, yaşını söyler misin? Adım Muhammed Emin Çiğdem. Soyadım Muhammed Çiğdem. Kaç yaşındasın? Yaşım 9. Kaça gidiyorsun? 3'e. Dersler nasıl? İyi. En sevdiğin ders? Matematik. En sevmediğin ders? Hiç bunu sormuyoruz.
Türkçe. Neden Türkçe. Zor mu? Zor mu Türkçe? Kitap okumayı seviyor musun? Seviyorum. Kitap çok okuduğun zaman Türkçe kolay gelecektir diye düşünüyorum. Çok okuyor musun, az mı okuyorsun? Okuyorsun. Peki, heyecanlı mısın biraz? Hadi bakalım, sana kolay gelsin. Çok tutmayalım o zaman. Diğer arkadaşımızla da tanışalım. Burada şimdi apartmanlar hazırlanıyor. Aa, bir de servis aracımız vardı değil mi? Hmm, peki, o da hazırlanıyor. Hoş geldin. Al bakalım mikrofonu. Nasılsın? İyiyiz biz de. Sen de heyecanlı mısın? Çok değil. Peki. Seni de tanıyalım. Adın, soyadın, yaşın. Adım Harun, soyadım Çöllüoğlu. 9 yaşındayım. Adını bir daha söyler misin? Harun Çöllüoğlu, 9 yaşındasın. Sen de mi 3'e gidiyorsun? Derslerin iyi mi? Evet. Bir bakayım mikrofonuna, sesin gitmiyormuş. Senin en sevdiğin ders var mı? Biraz yakın tut bakalım kendini. Ben de çok sevdiğim ders. Hayat bilgisiyle çok iyi anlaşamıyorum diyorsun ama feni seviyorum diyorsun. Peki. Hayvanları da seviyorsun. Peki, hadi kolay gelsin bakalım size de. Çok fazla tutmayalım sizi. Birazcık çünkü yapılacak işler fazla. Yardım isterseniz haber verebilirsiniz. Kıpır'la biz yardım ederiz. Biz ben burada böyle boyama yaparız, evet. Kesme yaparız. Masamız var değil mi Kıpır? Yapıştırma da yaparız. Aha, onu da yaparız. Hazır bir şekilde bekliyoruz yani. Öğretmenim. Tamam, haber verin bize. Yetişmeyen bir şey olursa. Muhammed. Çav da bizi aramış. Muhammed, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Biraz önce dedik biz, köylerden, kasabalardan bizi izleyenler ben var. Ben biliyorum. Muhammed, daha sormadık. Tamam, biraz sonra sorunca söyle, tamam mı onu? Tamam. Tamam, harikasın. Çok dikkatli izlemişsin. Daha soruyu sormadan bile ne soracağımızı biliyorsun. Çalışmayı öğrenmişsin. Evet. Ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Azıcık sohbet edelim diye. Sen uzaklardan arıyorsun. Leylekler var mı senin bulunduğun yerde? Görüyor musun? Bir tane geldim ama buralarda yok. Oralarda yok. O yakınlarda leylek yok mu? Göremedin mi hiç? Bir tane geldim ama kusur. Bir tane görmüş bir ama. Bir tane görmüş, evet. Nerede gördün o leyleği Muhammed? Ağacın tepesinde. Çok tatlısın. Peki. Şimdi ağacın üstünde bir leylek görmüş bak Muhammed. Muhammed kaç yaşındasın? 9. Kaç kardeşsiniz? 4. Senin dışındaki kardeşlerin isimlerini bir say bakalım. Onları da tanımış olalım. Abim. Abdurrahman. Evet. Kardeşim, bir de Hatice. Peki. Zeynep, bir de Hatice. Ne güzel isimleri var. Peki. Muhammed, şimdi geliyor sorun. Hani senin biraz önce dediğin, ben cevabı biliyorum, ne çalıştığınızı biliyorum dediğin soru. Biz ne yapıyoruz, ne çalışıyoruz? Sen ne biliyorsun? Babam tatlısı. Evet, alkışlıyorum. Çok tatlısın. Ben de seni alkışladım o zaman. Bak, gördün mü? Biz Muhammed'e Şırın Hane göndereceğiz Kıpır. Şey, Muhammedciğim, sana çok güzel bir Diyanet kitabı göndereceğiz, tamam mı? Çocuk kitabı, böyle çok şirin bir kitap, istersin değil mi? Olur. Tamam. Olur değil mi Muhammed? Hadi bak. Peki Muhammedciğim, çok selam kardeşlere de. Şırnağa da bizden sevgiler, selamlar. Seninle beraber tebrik ediyorum. Güzel bir kitap gelecek. İyi günlerde okuyacaksın. Allah'a emanet bir tanem. Öpücük gönderim. Öpücük gönderdim. Öpücükler geldi Kıpır'dan. Peki. Şimdi ne kadar dikkatli izliyorlar görüyorsun değil evet, mi? Tabii. Ben biliyorum ne yaptığınızı dedi hemen ve de çok doğru bildi. Kitabı da kazandı. Pür aynı dikkat. Şekilde. Efendim? Pür dikkat izliyorlarmış. Pür dikkat izliyorsunuz. Aynen, Muhammed gibi dikkatli izliyorsanız bugün yapılan çalışmayla ilgili soru soracağız yine her birinize. Bir tane soru soracağız. Doğru cevap alırsak da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkan çok güzel kitaplardan yollayacağız size. Beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü güzel kitaplar gerçekten. Şimdi, leylekler var. Şehirde sonbahar. Şemsiyeler var. Yapraklar var. Yağmurlar geliyor. Apartmanlar var. Apartmanların bile üstünde leylekler var. Çok güzel düşünmüş öğretmenlerimiz. Ve toparlanıp gelinmiş dallar var. Gerçek yapraklar, gerçek dallar var. Onunla beraber şehirde sonbahar nasıl oluyor? Öğretmenlerimiz onu çalışıyor arkadaşlarımızla birlikte.
birkaç apartman daha gelecek o apartmanın yanına. Yalnız kalmayacak. Apartmanlar da yalnız kalmasın. Değil mi? Yanında arkadaş apartmanlar komşular olsun. Komşular olsun. Belki içinde komşular vardır. Tabii ki. Komşularla böyle konuşulur. Yalnız da kalmazsın o zaman. Değil mi? Şimdi bir camdan diğer cama komşu hayırlı sabahlar kolay gelsin dediğinde biri yüzü gülerek. Ne kadar iyi gelir düşünsene. Evet, ben zaten böyle bizim evden karşıya bakıyorum. Hı, Ahmet diye bağırıyorum. Hu, Ahmet. Arkadaşım var Ahmet diye. Sonra gel oyun oynayalım mı diyorsun? Annem izin verirse oynayabiliyorum ama Arif ablacığım. Aferin sana, öyle tabii. Annelerin babaların sözünden çıkılmaz. Onlar çünkü çocukların hep iyiliklerini isterler. Evet. Öyle yapmak lazım. Şimdi... Leylekler hazırlanıyor apartmanlara. Oo, apartmanın biri bitmiş mi Merve öğretmenim? Bir görelim mi? Tamam, gösterelim hadi. Çok güzel olmuş. Son penceresini de yapalım. Son bir tane daha pencereleri evet. Hazırlıyorlar. Tamam, şimdi çevir bakalım. Göster hadi. Ah. Ver bana kalemi. Heh. Ne güzel olmuş. Çok tatlı. Kaç tane penceresi var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz penceresi var Arife ablacığım. Aferin sana. Doğru saydım bile ona. Saydın. Evet. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. O apartman öbür apartmanın yanına gelecek herhalde biraz sonra. Yapışırken göreceğiz nereye konduracaklar bakalım. Şimdi bizi daha önce arayan arkadaşlarımızın bazılarının isimlerini sayıyoruz arkadaşlar. Kim nereden aramış onu söyleyeceğiz. Kıpır da birkaç tanenizin ismini söyleyecek. Hepsini saymaya vakit yetmeyecek. Liste elime gelince şaşırdım nasıl evet. Yani dedim. Bu kadar bakayım. Çok mu arkadaşımız? Evet dediler. Bakalım kimlermiş? Bizi arayan arkadaşlarımız şunlar. Zeynep Küçük Şanlıurfa'dan aramış. Evet. Ezgi Sıla Ünal Kayseri'den aramış. Zehra Recepoğlu Ankara'dan aramış. Selim Karaca Samsun'dan aramış. Akın Efe Kara yine Ankara'dan aramış. Zehra Pınar Ötünmek Bursa'dan aramış. Ümmü Gülsüm Günay Mardin'den. Arda Taş'tan İstanbul'dan. Tarık Adar Zonguldak'tan. Medine Münevver Özsoy İstanbul'dan, Harun Koçak Konya'dan, Zeynep Nur Yılmaz Siirt'ten, birkaç arkadaşımızı daha sayalım. Leyla Çeliksu Ankara, Muhammed Çipil de Konya'dan aramış. Şimdi Kıpır da birkaç isminizi sayacak. Bakabilir miyim Arif ablacığım? Tabii ki, bak bakalım. Bilal Kerim Ekşi Gaziantep'ten, Gülbahar Saraç Ankara'dan, Songül Topaloğlu Gaziantep'ten, İrem Yıldırım Erzincan'dan, Barış Yılmaz da Tokat'tan aramış. Evet arkadaşlar daha arayanlarınız var. Beni saymadınız Arif abla ya da beni saymadınız Kıpır diye düşünmeyin. Sizlerin de isimlerini ve nereden aradığınızı söyleyeceğiz, sayacağız. Bugün yetiştiremesek bile yarın ama yetiştirirsek bugün de sıralarız olmaz mı? Pes etmek yok, aramaktan vazgeçmek yok. Sıra geldikçe sizlerle de konuşacağız. Şimdi... Apartmanlar hazırlanıyor. Orada bir şey daha hazırlanıyor öğretmenim. Arkadaşımız pembe kağıtlarla, kartonlarla ne hazırlıyor? Öyle mi? Kare kare kesip yapıştırıyoruz. Boyamıyoruz yani biz pencereleri. Pencerelerimizde böyle arkadaşımız çerçeve yaptı. Hı hı. Çerçeve yapalım dedik. Bu şekilde kare kesiyoruz, dikdörtgen kesiyoruz, çerçeveye çeviriyoruz. Peki. Kaç tane apartman olacak? Bir tane daha yapacağız. İki. Toplamda üç olacak yani resmimizde. Oradakiyle evet. Beraber. Peki evet. Bu apartmanların hepsinin çatısına leylek konacak mı? Bilmiyorum Merve öğretmenim. Leylekleri Merve öğretmenimiz evet, konduruyor. Evet koymak istersen. Konacak mı leylek Merve? İnşallah. Peki siz kaç tane leylek hazırladınız? Şimdi Harun bir tane hazırlıyor. Bir tane masada var, bir tane de kesilecek var. Dört tane. Dört tane. Burada da... Orada da birkaç tane var. Var. Bayağı çok leyleğimiz olacak. Göçe hazırlanıyorlar leylekler. Sonbaharla beraber. Leylekler de gidiyor böyle. Yozunda bir bakmışsın hop. Gelmişler kendi yerine tekrardan. Evet. Merve öğretmenim ne hazırlıyorsunuz? Ne boyuyorsunuz? Biz yağmurda bekleyen arkadaşlarımıza arkadaş hazırlıyoruz. Ama zaten arkadaşlarla güzel sonbaharda. Evet. Şimdi o eğlence işte şemsiye uçsa bile, yağmur yağsa bile, rüzgar çıkıp da o yapraklar uçsa bile yanınızda arkadaş varsa çok eğlenceli. Aynen. Tek başımıza da güzel ama sanki arkadaşlarla
Daha da güzel oluyor. Daha da güzel oluyor. Güzelliklere güzellik katılmış oluyor, evet, değil mi? Elinize sağlık. Onu keseceksiniz, evet, onu da keseceğiz, buraya ekleyeceğiz. Oraya getireceğiz. Peki. Bir de masalımız var bizim bugün. Masalımız da konumuzla çok alakalı. Çok tatlı bir masal. Onu anons edelim istersen Kıpır. Tamam, onu izleyelim. Tamam. Sonra buradaki çalışmaya devam edelim. Masalımız sonbaharla alakalı. Pofuduk var masalda. Pofuduk gerçekten pofuduk. Şimdi masalımızı izlediğimizde daha iyi anlayacağız. Peki. Bir telefonumuz varmış. Masal ondan sonra yayınlayalım diyor yönetmen abimiz, Fatih abiniz. Kim varmış bakalım acaba? Bakalım kimmiş. Ondan sonra masaldan biraz bahsedelim. Afra Nur bizi aramış. Afra Nur hoş geldin. Alo. Afra Nur. Alo. Afra Nur hoş geldin. Hoş bulduk. Cap canlı bir ses değil mi Kıpır? Evet. Afra Nur nasılsın bakalım? İyiyim. İyi, senin sesini duyduk. Biz de daha iyi olduk. Yoksa sen bizi Kayseri'den mi arıyorsun? Evet. Bir de yanında Neva Nur mu var yoksa? Efendim? Yanında kim var? Kardeşim Neva Nur var. Ay, Neva Nur. Ona da ben o zaman böyle hemen öpücük göndereyim bari Arif abla. Neva Nur da Afra Nur'un ikiziymiş, doğru mu? Evet. İkiz kardeşlermiş. Yaramazlık yapıyor musunuz bir araya gelince? Arada sırada. Arada sırada. Peki. Birbirinize çok benziyor musunuz? Yok. Çok benziyor. Benim arkadaşımın ikizleri vardı da onlar tıpatıp aynıydı. Kandırıyorlardı anneannelerini. Çoraplarını değişik giydiriyordu anneanneleri tanımak için. Onlar da çoraplarını değiş tokuş yapıyorlardı içeride. Anneanne de karıştırıyordu ve bununla çok eğleniyorlardı. İkizler ara sıra öyle hani tatlı yaramazlıklar yapıyorlar diye sordum sana da. Şimdi sorunu soracağız. Hazır mısın bunun için? Tamam. Erdoğan, hazırım. Doğru cevabı verirsen ikizinle beraber okuyabileceğin çok güzel bir masal kitabı gelecek sana. Bugün... biraz önceki arkadaşımın söylediği için bunu söylüyorum. Sonbahar konulu bir çalışma yapıyoruz. Peki bu sonbahar konulu çalışmada neler var? Bir iki tanesini söyler misin? Pofuduk var. O masalda. Buradaki çalışmada ne var? Kocaman kağıdın üzerine bir çalışma. Leylekler. Leylekler var. Evet, şemsiyeler ve leylekler Arif var. Abla. İkisini söylemen yeterli oldu efendim Kıpır. Şimdi küçücük bir soruda Neva Nur'a soralım mı? Neva Nur hemen yanında mı? Evet. Hadi gelsin bakalım. Neva Nur. Alo. Nasılsın Neva Nur? İyiyim. Sana da bir soru sorabilir miyiz? Evet. Tamam, hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Sonbaharda acaba ne olur? Sonbahar gelince ne olur? Çok şey olur. Bir tanesini söyler misin? Mesela burada leylekler göç ediyor bizim çalışmamızda. Yapraklar uçuşuyor. Başka ne olur? Böyle hani şıpır 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 böyle yukarıdan böyle ya. Tam... Ne? Yağmur yağar. Evet, alkışlıyorum. Tebrik ediyoruz tatlım. İkinizin de yanaklarından öpüyoruz. Kayseri'ye selamlar, sevgiler sizinle beraber. Güzel günlerde, güzel kitaplarınızı okumanız dileğiyle. Hoşça kal. Hoşça kal. Şimdi sıra geldi Pofuduk'un sonbahar oyununa. Bugün sonbahar konulu bir çalışma yapıyoruz burada. Şehirde sonbahar dedi öğretmenlerimiz. Çok da tatlı çalışmışlar. Biraz sonra buraya gelip o çalışmaları biraz daha hızlandıracağız. Eklemeler yapacağız. Nasıl çoğalacak, nasıl güzelleşecek birlikte görmüş olacağız. Ama şimdi masalımıza gidiyoruz. Pofuduk var dedik masalda. Biraz önce de birazcık anlatmıştık. Pofuduk sonbaharda oyun oynamayı çok seviyor. Ama biraz gerçekten adı gibi pofuduk olduğu için saklanmakta zorlanıyor. Bir oyun buluyor sonra da harika bir şey keşfediyor ve sonunda o da saklanıyor. Hem de bulunamıyor. Bakın nereye saklanacak, neler yapacak pofuduk. Pofuduk'un sonbahar oyunu. O gün ormanda hafif bir rüzgar vardı. Çünkü yaz sona ermiş ve sonbahar gelmişti. Her mevsim gibi sonbahar da çok güzeldi. Pofuduk ayının en sevdiği şeylerden biri sonbaharda yürümekti.
O yüzden Pofuduk ayaklarını yerde sürüyerek yürüyor, yaprakların çıkardığı sesi dinliyordu. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Sonbaharda yürümek çok güzel. Çünkü sapsarı yapraklar her yerdeler. Hafif bir rüzgar esince dallardaki yapraklar döne döne usulca yere iner. Pofuduk yavaş yavaş yürürken yaprakların çıkardığı sesi dinler. Pofuduk'un en yakın arkadaşı Uğur Böceği Benekli'ydi. Onlar birbirlerini çok sever, birlikte oyunlar oynarlardı. En çok da saklambaç oynarlardı. Ama saklanan Pofuduk'sa oyun çok kısa sürerdi. Çünkü her ayı gibi Pofuduk da biraz kiloluydu. Bu yüzden nereye saklansa görünüyor ve çabucak sobeleniyordu. Pofuduk şarkılar söyleyerek yapraklar arasında geziniyordu ki Benekli uçarak yanına geldi. Fakat Pofuduk onu görmedi. O sırada hafif bir rüzgar esti ve akasya ağacının yapraklarından biri kopuverdi. Sonra da döne döne düşmeye başladı. Benekli dönen yaprağın üzerine kondu usulca. Yaprakla birlikte daireler çizerek inerken seslendi. Pofuduk! Pofuduk etrafına baktı. Fakat Benekli'yi göremedi. Benekli, anladım sen geldin ama hani neredesin? Diye sordu. Uçan yaprağın üzerinde! Diye cevap verdi Benekli. Pofuduk dikkatli bakınca yaprağın üzerindeki Benekli'yi gördü. Aklına iyi bir fikir geldi. Benekli! Dedi. Efendim! Dedi Benekli. Benim aklıma bir şey geldi. Hadi seninle saklambaç oynayalım. Olur ama sen benimle saklambaç oynamayı sevmezsin ki. Kocaman oldun ve kolay saklanamadığın için çabuk pes ederdin. Fakat şimdi oynamak istiyorum, dedi Pofuduk. Tamam o zaman, hadi saklan, dedi Benekli. Sonra da saymaya başladı. 1, 2, 3. O saymaya devam ederken Pofuduk saklandı. Benekli saymayı bitirdiğinde Pofuduk, saklandın mı? Diye sordu. Evet, diye boğuk bir ses duyuldu. Benekli şöyle bir baktı ama Pofuduk'u göremedi. Pofuduk kocaman bir ağacın arkasına saklansa bile görünürdü. Ama şimdi ortalıkta görünmüyor. Nereye saklanmış olabilir ki? Sonra etrafına daha dikkatli baktı. Ama yine de Pofuduk'u göremedi. Biraz daha uçtu. Ağaçların etrafında dolaştı. Allah Allah! Yoksa Pofuduk kayıp mı oldu? Dedi. Sonunda dayanamayıp seslendi. Pofuduk! Neredesin? Yoksa artık sen görünmez misin? Cevap gelmedi. Pofuduk her neredeyse ses vermedi. Benekli daha da meraklandı. Ama nasıl olur? Pofuduk o kocaman gövdesiyle nereye saklanır? Dedi. Uçarak aramaya bir süre daha devam etti. Sonra aramaktan yoruldu. Yerdeki yaprak yığınının üzerine oturdu. Ellerini çenesine koydu. Ben kanatları olan benekli bir böceğim. Arkadaşımı aradım, aradım ama saklandığı yeri bir türlü bilemedim. Yoksa Pofuduk ağacın tepesine çıktı da ben mi göremedim? Pofuduk arkadaşım, neredesin? Bir çiçeğin ya da yaprağın altına giremezsin. Aman Allah'ım, yoksa saklanayım derken yanlışlıkla ormandan mı çıkıp gittin? Benekli şarkısını söylerken derinden bir gülme sesi geldi. Sonra üzerinde oturduğu yaprak yığını yükselmeye başladı. Ne? Ne? Neler oluyor? Yaprağın altından yine aynı boğuk ses yükseldi. Yapraklar hareketlendi Benekli. Ama bu ne demek ki? Yapraklar hiç hareketlenir mi? Yapraklar yukarıya doğru havalanmaya başladı. Pofuduk Benekli'yi daha fazla endişelendirmek istemedi. Gülerek yaprak yığınının altından seslendi. Arkadaşım Pofuduk yaprakların altına gizlendi. Sonra da birden doğruldu ve silkelendi. Yapraklar etrafa savruldu. Yaprakların bir kısmı Pofuduk'un üzerinde kalmıştı. Birazı başında, birazı sırtında, birazı da kuyruğundaydı. Pofuduk bu haliyle çok komik görünüyordu. Benekli'ye döndü. Benekli,
yaprakların altına saklanmak çok eğlenceliydi. Hadi gel, yaprakların üzerine yatalım ve ağaçlardan düşen yapraklara bakalım. Bu fikir Benekli'nin çok hoşuna gitti. Birlikte yaprak yığınının üzerine uzandılar. Ağaçlardan düşen yaprakları seyretmeye başladılar. Uğur böceği Benekli hala şaşkındı. Ama Pufuduk, dedi. Yaprakların altına nasıl saklanabildin? Hala anlayamadım bunu. Pufuduk başladı anlatmaya. Öyle her yere saklanamam çabuk çabuk. Bu kocaman gövdemle girdim yaprakların içine. Böylece şaşırttım Benekli'yi yine. Kim demiş pofuduklar saklanamaz diye. Yeter ki sonbahar gelip de yapraklar dökülsün yerlere. Evet, Pofuduk'un sonbahar oyununu izledik, dinledik. Masalımızı geride bıraktık. Buradaki evet. Masalımıza döndük. Çünkü masal gibi bir çalışma yapılıyor. Karıncalar gibi çalışılıyor. Herkes çalışmanın başında. Çok da güzel ilerliyor. Neler yapıyorlar acaba bakalım mı Kıpır? Evet, şimdi sanki böyle yaprakları böyle yapıştırmaya çalışıyorlar. Evet, bayağı çok şey var. Öğretmenlerimiz onları düzenliyorlar. Arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar. Merve öğretmenim, aynen. Merve Bekmezci diyelim, biz yine soyadlarla bugünkü ki Merve öğretmenimiz bir arada olunca ne yapıyoruz? Şimdi biz yapraklarımızı, yağmur damlalarımızı yerleştiriyoruz. Hı-hı. Ama anlatmak istediğimiz arabamız var. Hı-hı. Onu anlatalım hemen. Şöyle yapalım, telefonumuz varmış. Tamam, ondan sonra. Çok anlatacak şeyimiz yok değil mi? Arabayla ilgili sadece. Evet, evet. Tamam, o zaman onu biraz sonra anlatalım. Vaktimiz var birazcık çünkü. Tamam. Şimdi yapraklar var bolca, yağmur damlaları var. Onlar yerleşiyorlar. Şekillerinde biraz öğretmenlerimiz ellerini alarak göstersinler şöyle. Çok zor değil. Onun dışında yapılacaklar, servis aracımız var. Onunla ilgili ne yapacağınızı, nasıl çalışacağınızı, çünkü onun bir özelliği var, anlatacak öğretmenlerimiz. Ama biz şimdi Sude ile konuşacağız. Sude hoş geldin. Hoş bulduk. Sude Olcay, Şanlıurfa'dan katılmışsın. Değil mi Sude? Evet. Ne güzel. Bak Şanlıurfa'dan da bir arkadaşımız evet. var. Bugün çok farklı yerlerden arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Sude kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Kaça gidiyorsun tatlım? 6'ya gidiyorum. İyi mi derslerin? Evet çok iyi. En sevdiğin dersi bir de sen söyle bakalım. Matematik. Ne olmak wow. istersin ileride? Çünkü matematik işlemler yapmayı çok sevdiğim için. Peki ileride ne olacaksın büyüyünce? İleride doktor olmayı düşünüyorum. Ay ne kadar güzel. İnşallah olursun. Hadi bakalım hayırlısıyla inşallah. Sude sorun geliyor bunun için hazır mısın? Evet hazırım. Heyecanlı mısın? Evet. Ama sen bugün burada çocuk atölyesi programında ne çalışıldığını biliyorsun değil mi Sude? Evet. O zaman... Sonbahar evet. O zaman çok kolay gelecek bu soru sana. Zaten görüyorsun öğretmenlerimiz bak çalışıyorlar. Burada uçuşan, göç eden, kış olduğunda sıcak yerlere giden bir şey var. Ne o? Leylek. Leylek, tebrikler. Harikasın. Çok dikkatli izlemiş bak Sude'de. Evet. Sude ne kazandı Kıpır? Sude'cim çok güzel bir kitap kazandın. Bu kitabı okurken bizleri de hatırlamayı unutma. Tamam mı canım benim? Tamam, teşekkür ederim. Sude'cim tamam. Yanaklarından öptük tatlım. Şanlıurfa'ya da seninle beraber selamlar, sevgiler. Hoşça kal, Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Sude ile de tanıştık. Sude'nin de sesini duyduk. Armağanını da yolladık. Şimdi buradaki çalışmanın da sonlarına yaklaştık. Programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Şimdi arabayı anlatacaktı öğretmenlerimiz bize. Evet, burada değil mi yerde. Arabalar? Size vereyim mi? Evet. Ya da arkadaşımıza. Tamam. Ne evet. yapacak arkadaşlarımız? Biz çubuklu arabalar yaptık. Hı hı. Ve yolumuzun ortasında şu şekilde bir makasla kestik dümdüz. Oo, orada bir özellik evet, var. Evet, altını da yapıştırmadık. Sadece üzerine yapıştırdık. Hı hı. Çubuklarımızı geçiriyoruz. Arabalar da yoksa gidiyor mu? Evet, servisimiz çocukları almaya gidecek. Bu lelekleri doğru yapar mısın? Aa ne güzel. Yapışkanlı mı? Evet, aşağıya bir arkadaşımız geçip yürütebiliyor. Evet, araba gidiyor. Harikasınız. Aa çok güzel. Peki, arabaları şekillerini verip arkadaşlarımız boyuyorlar ya da renkli kağıtlardan şekillerini verip kesiyorlar. Ama uzun bir çubuk evet. takıyorlar evet. arabanın altına. Bir oraya takabilirler. Uzun bir şerit olması lazım. Hmm, peki. Orada iki şekilde o zaman yolu çalıştınız. Yarı evet. yarıya bölmüşsünüz. Evet. Boşluk yaptınız.
yürüttüğümüz sadece zaman. Sadece üst kısmını yapıştırıyoruz, alt kısmı açık kalır. Açık kalıyor. Evet. Çok güzel olmuş, çok güzel düşünmüşsünüz. Evet, gerçekten de Arif abla çok iyi bir fikir olmuş. Arabalar evet. Böyle bir o tarafa gidiyor, evet. Bir bu tarafa gidiyor. Bir yürütür müsünüz Arif Bey'in tekrar? Bakın böyle. Bing bing, bing bing. Bakın servisi geldi. Arkadaşlarımızı, bizim araçlarımız nasıl alıyor programa getiriyor, öğretmenlerimizi alıyor programa getiriyor. Evet. Oradaki araçlar da oradaki arkadaşlar alacak, okula götürecek, okuldan getirecek. Evet ve ben de o servise binip okula gideceğim. Evet, sen de o servise binip okula gideceksin. Şimdi yaprakları yapıştırıyoruz. Değil mi? Yaprak şeklindeki kağıtlarımızı. Efendim Kıpırcığım. Şimdi yapraklar yapışıyor ya. Hı. Ben de bu arada şiirimi okuyabilir miyim? Tamam, sen de şiirini okuyabilirsin. O zaman ben şöyle yapayım. Öğretmenim, yardıma ihtiyacınız var mı? Yok. Peki, oraya gelecektim yoksa ama bitmek üzere herhalde. Kıpır'ın bir şiiri varmış. Siz onları yapıştırırken yapraklar yapışacak şimdi Kıpır. Bak çok yaprak kesmiş öğretmenlerimiz, evet. Rengarenk. O yaprakları böyle serpiştire serpiştire yapıştıracaklar. Yağmur damlaları var. Mavileri görüyor musun? Yağmur damlaları yağdığı zaman böyle sular birikiyormuş Arif abla. Evet, işte o yağmur damlaları da pıt 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 damlıyor yeryüzüne sonbahar olduğu için. Onlar da yapışıyor. Bir de gökyüzüne mavi ne yapıyorsunuz öğretmenim? Sünger baskısıyla bulutlar yapıyoruz. Bulutlar yapıyoruz. Evet. Oo, daha da güzelleşti. Her tarafı bulutlar kaplamış. Yani başka var mı böyle sürprizleriniz? Başka yok. Yapıştıracağız bunları. O kadar evet, binecek bulutlarla. Evet. Peki siz o zaman onları tamamlarken Kıpır'ın bir şiiri varmış. Evet. Konusu ne Kıpır? Şimdi hani öğretmenimiz dedi ya, şehirde sonbahar. Benim de şiirim şehirde sonbahar. Hadi bakalım, dinliyoruz seni. Arkadaşlar bakın, bu şiirimi bugünkü yaptığımız resme yazdım. Umarım beğenirsiniz. Siz de böyle resimlere bakarak şiir söyleyebilirsiniz. Şehirde sonbahar, uçar gider leylekler kuşlar. Sararırken ağaçlar, dökülür işte yapraklar. Yağmur da yağar, eser de rüzgar. Her şeye rağmen koşar okula çocuklar. Çok güzel olmuş. Olmuş mu Arif ablacığım? Evet, çok güzel olmuş. Evet. Demek sen böyle şiirleri seviyorsun. Arif ablacığım, annem diyor ki sen çok kitap okursan çok güzel şiirler yazabilirsin diyor. Doğru söylüyor. Tebrik ederim, çok güzel olmuş. Arkadaşlarımızın da eminim böyle farklı kabiliyetleri vardır, ekran başındaki arkadaşlarımızın da. Yazıyorlardır, okuyorlardır, resim çiziyorlardır, müzikle uğraşıyorlardır, sporla uğraşıyorlardır. Mutfakta kabiliyetlidir belki bazı arkadaşlarımız ama herkesin var kabiliyeti arkadaşlar. Öyle ya da böyle farklı farklı konularda sadece keşfedelim yeterli olur. Kendimizi biraz daha tanıyalım, olmaz mı? O güzel özelliklerimizi açığa çıkaralım. Onlarla daha fazla meşgul olalım ki çok daha iyi olsun. Mesela Kıpır eğer böyle şiir yazmaya devam ederse, evet. Şiir okumaya, kitap okumaya devam ederse, sürekli yazarsa, sürekli okursa bir zaman sonra gerçekten çok iyi bir şair olabilir, çok iyi bir yazar olabilir. Onun için hep gayret etmek lazım, çabalamak lazım. Hı-hı. Öğretmenlerimizin yaptığı gibi. 2 dakikamız kalmış. Buradaki çalışmamızın da sonlarına yaklaşılmış. Şöyle bakayım ben de ki hepsini göreyim. Hatta geleyim arkadaşlarımızın yanına. Gördün mü Kıpır? Su damlaları, evet, yapraklar, şemsiyeler. Ben bu resimde her şeyi çok sevdim ama bir şeyi hepsinden çok sevdim. Bil bakalım Kıpır, soru sana. Bir şeyi hepsinden daha çok sevdim. Neyi çok sevmiş olabilirim? Şeyi çok sevmiş olabilirsiniz. Leylekleri çok sevmiş olabilirsiniz. Evet, leylekleri çok sevdim ama burada en çok hoşuma giden şemsiyelerin uçuşması. Çünkü normalde de çok eğlenceli oluyor. Şemsiyeyi rüzgar çekiştirir ya hani böyle. Evet. Sen vermek istemezsin şemsiyeyi, rüzgar götürmek ister. Hiç oldu mu öyle Kıpır? Bir keresinde şemsiyeyi ben tuttum. Beni neredeyse gökyüzüne uçuruyordu. Ya evet, öyle çok olur. Benim de şemsiyem çok kere ters döndü. Ters mi döndü? Böyle ters döner ya. Bir de yağmur yağar, çok komiktir, onu düzeltemezsin ve ıslanırsın. İçine buradaki yağmur dolar. Evet, buradaki şemsiyeler de öyle. Peki son 1 dakikamız, programımızın sonuna geldik. Bu çalışmayla ilgili özellikle söylemek istediğiniz ekran başındaki arkadaşlarımıza bir şey var mı? Öğretmenlere hemen soralım.
Benim yok. Yok, sizin de yok. Benim zaten yok. Anlattık, zaten evet. Açıkladık. Her şey burada çok güzel görünüyor. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz size. Harikasınız, çok yardımcı oldunuz bu çalışmaya ve öğretmenlerimize. Evet, sizler de bu çalışmaları yapabilirsiniz. Farklı şekillerde, farklı malzemelerle, çok eğlenceli. Görüyorsunuz zaten izlerken. O eğlenceye siz de evde ailenizle, arkadaşlarınızla ya da kendi başınıza katılmış olursunuz. Facebook adresimizden takip edebilirsiniz. Hemen son dakikada Kıpır Facebook adresimizi size hatırlatsın. Evet. Buradaki fotoğrafları her zaman olduğu gibi yayından sonra oraya yükleyeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Siz de oradan paylaşın. Siz de oradan kaçırdığınız kısımları görün. Olur mu arkadaşlar? Neydi Facebook adresimiz? facebook.com/cocukatölyesi. Baş harfini büyük C ile yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve birleşik şekilde Cocuk Atölyesi yazdığınızda sayfamıza ulaşabilirsiniz. Sayfamızı beğenerek bizi oradan da takip edebilirsiniz. Buradaki çalışmaların yakın halleriyle fotoğraflarını oradan göreceksiniz. Ben işte leylek yapacağım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyorsanız, kafanızın karıştığı bir nokta varsa oradan da bakarak aynı çalışmaları yapın. Olmaz mı? Evet Merve öğretmenlerim, Merve Pekmezci ve Merve Gökmen öğretmenime teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Gerçekten çok güzel oldu. Çok eğlendik. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Biz yalnız devam ediyoruz burada çalışmaya. Bulutlar yapılıyor. Ve yine geldi programımızın sonuna. Bu programda emeğe geçen herkesin adına Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir sonraki programda biz yine burada olmaya gayret edeceğiz. Rabbimiz nasip ederse. Sabahları saat 9'da, hafta içi 5 gün buradayız biliyorsunuz. Hafta sonu da farklı saatte yine buradayız. Yani 7 gün karşınızdayız. Onun için şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.